Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. YouTube merhaba. Şu an biz Twitch'te canlı yayındayız ama size de merhaba demiş olalım. Bugün Ceren Hanım'la beraber Bahubali. Bahubali, Bahubali konuşacağız. Bolivit dolaylarına yol alacağız. Yem yeşil ağaçların, suların, şelalelerin olduğu. Şimdi sana Bahubali ile ilgili bir takım parçasını. bilgiler vereceğim. Ver. Bahubali'yi bu arada podcast ya macera alan takip edenler zaten tanıyor. Bir de Bahubali'nin muhtemelen bir sürü klibini internette görmüş olabilirsiniz. Çünkü klipleri şey, çok meşhur filmin. O film. Bahubali filmi evet. The film. Netflix'te Şimdi, var. Şimdi Wikipedia'daki bilgilere göre bu filmi 180 kroreye yapmışlar. Hmm. 650 krore para kazanmışlar. Neymiş krore? Hmm. Ben de buna baktım. Wikipedia'ya sorarsan 180 krore. 650 almışlar. Wikipedia'ya sorarsan 180 krore 25 milyon dolar ediyormuş. Gelirlerini de 691 milyon dolar olarak gösteriyor. Ooh. Şey. Wikipedia. Gel gelelim. Aynı para birimini ben Google'da arattım. Dolar'a dönüştür dedim. Bir sıfır daha koyuyor Google sonuna. Ben Google'a güveneceğim. Yani 250 milyon dolara mal edip 910 milyon no kazanmış way. olabilirler. Bilmem. Vallahi 250 öyle. milyon dolara mal edilmiş olabilir mi bu? ha no. Yok bak buyur. Hemen de aratıyorum. Herkesin gözlerinde önünde. Size Yüksek de göstereceğim. Yüksek sesle söylerken bile hayır dedim yani. Milyon dolar kazan ne filmleri var. 250 Alın milyon. bakın arkadaşlar. Hepiniz bakın. Dur. Bir dakika lan. Burada bir saçmalık var. Dur aha sıkıntı patladı dur. Bir dakika. Bundan emin olmak istiyorum. 180 crore. Çünkü milyon dolar kazandıysa bu film çok sevineceğim. Sevineceğim mi? Hmm. Gerçi sen dedin ya işte Hint, Hindistan'ın nüfusu falan kazandırmış da olabilir. Yok valla bakın arkadaşlar 180 crore gözükmüyor muhtemelen çoğunuzda ama 250 milyon dolar diyor adam. 650 kroore de para kazanmışlar üstüne. Bakıyorsun 650 kuru kuru 970 bin dolar yapıyor. 970 bin, 970 milyon. Kale heykelini cidden inşa etmişler diyor Sivas'ı. Tabi tabi. Bence bir şey söyleyeyim mi? Zaten ben Wikipedia'ya bakarken dedim ki, lan yani. Krore dediğimiz para birimiymiş, evet. Ama para biriminin de herhalde, mesela trilyar falan gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum. Bana ilginç geldi valla. Prore 10 milyona eşit diyoruz tacım. Bakalım. Neyse siz de araştırırsınız. Neticede tuhaf <laughs> bir para birimi. E, 25 koyup 91 kazandılarsa da 250 koyup 910 kazandılarsa da helal olsun. Ama bu filmdeki CGI'ler 25 milyon dolara çıkmaz ya. Daha mı çok Çok uzun, kesinlikle. çok prodüksiyonlu bir film. Bana 25 evet, milyon evet, dolar çok yalan geldi oldu. yani. Çok belli de 250'de tutmuş mu? Ekstra ya? desen binlerce ekstra var. Zır, mır. Evet. Kumaşlar, yıkılan şeyler, yıkılan şeyler, dansçılar, Aa, dev prodüksiyon ya. Peki şey o büyük saray, onu da yapmışlar mı acaba? Ya bir şöyle, bir kere bu filmde kullanılan CGI'nin haddi hesabı yok ve işin tuhafı son yıllarda çıkan bazı Marvel filmlerinden daha iyi gözüküyor. Mesela Black Panther <laughs> diye bir tane filmleri var Marvel <laughs> gidin, bir milyar dolar kazandı şeyde. O da aynı böyle, belli bir alt kültürün adamı ormanlarda koşuyor. Konulu bir film. Hmm. Onda Afrikalılar var ama, bunda onlar aşağı Sahara, bunlar yan Sahara yanı yani. Burada da böyle bir kültürün adamı yine ormanlarda daha hızlıca koşuyor falan gibi ama Black Panther'dan falan daha iyi gözüküyor. Yani Marvel filmlerinin bütçelerini biliyorum ben çünkü 100 milyon 200 milyon dolarlarda filmler çıkarıyor bu herifler. Ha. Filmin piyasaya çıkış bedeli bu. Hadi Amerika'da yaptım pahalı adamla çalışıyorsun diyelim. O da yalan çünkü full Çin'e Kore'ye yaptırıyorlar CGI'lerini. Amerika'da falan CGI yapılmıyor. Amerika'daki CGI sanatçılarının alayı YouTuber oldu. Diyeceğim yani Hindistan'da yapılmış bu film bence 25 milyon dolar falan değil bütçesi yani çok daha yani büyük paralar bu, yapılmış. Yani Google'ın hesaplamasını daha doğru buluyorsun. Bana öyle ve geliyor. 250 milyon dolar gibi bir rakam. Bana Ama öyle da. geliyor. Ee, çok uzun film, çok fazla CGI, çok fazla ekstra yani Hindistan bütçesiyle çok süperstar oyuncular var. Peki film güzel mi? Hadi bunu konuşalım biraz Peki daha. bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu paranın e, tamamını değil herhalde Hindistan'dan kazanmış yani. Ama bu paranın ciddi bir bölümünü Hindistan. Hindistan'dan mı elde etmiş? Hindistan, Hindistan. Yani Hint halkı deli gibi bayılmış bu filme o zaman. Bu şöyleymiş. Hint sinemalara koşmuş. Bugüne kadar yapılmış en pahalı filmmiş. Hindistan'da bölgeye ayırıyorlar. İşte Tamil, hı hı. India bir şey daha bilmiyorum o kadar. Zaten 3 dilde Netflix'te de şu anda ya biz de ona bakarken şaşırmıştık. 3 yani 3 bölgede de giriyor. Ee, işte en çok para kazanan dublajlı film olmuş. Kendi ülkelerinin içinde dublaj olduğu için. En çok para kazanan yerli film olmuş. Bir de işte en pahalı film olarak yapmışlar. şu noktaya kadar Hint filmleri arasında. Bayağı ciddi proje bu yani. Tabii ama proje evet. oldu belli değil mi? <laughs> Peki şimdi sen tarihçisin. Bilmeyenler için tekrar bir altını çiziyorum ilk kez izleyenler için. Hatta özellikle de destanlar kahramanlaştırma üzerine uzmanlaştığını söyleyebiliriz. Sana bu noktada şunu soracağım. Bu Bahubali isimli eser bütün doğunun kahramanlık mitlerini aynı filmde tek başına nasıl taşıyor? Ben de bunu taşıyor düşündüm. Çünkü yani. yani bir gün e, Sungur Bey'in bu filmi izlediğini gördüm. Ben Bollywood sinemasından falan hiç hoşlanmam normalde. Ne izliyorsun sen? Ben dedim. Yanına oturdum şöyle bir baktım. Baka kaldım. Senelerdir okuduğum Kahraman'ın yolculuğu. Başta olmak üzere. Yani o klasik e, yolculuk hikayesi başta olmak üzere. Senelerdir okuduğum yerli yabancı bütün destanlardaki her şey ama her şey filmde var böyle baka kaldım çok etkilendim sonuna kadar filmi izledim ikincisine de başladım yarım kaldı yani her şey var abi destanda olması onu gereken izlerken, her şey var izlerken zaten Hint filmi olması gerçeği yüzüne vuruyor bir de şu var zaten e, Doğu, Hindistan dışındaki doğunun tümünün edebi yaşamı, edebi kültürü üstüne Avrasya'nın, üstüne Avrupa'nın yani Orta Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın hatta hepsinin edebi eserleri ve edebi gelenekleri zaten Hindistan'dan etkilenmiştir. Yani o kadar şey ki nasıl diyeyim? Ancak bu kadar kompakt bir şekilde anlatılabilir. Evet. Anca bu kadar kompakt Bütün anladılar. destanları koyuyor muyuz abi? Koyuyoruz abi bütün destanları bütün koyuyoruz. Bütün destanları işte bütün destanları alıp koymuyor. Aslında hmm. ne yapıyor biliyor musun? Hintlilerin, Hintlerin demek daha doğru. Hintlerin kendi destan geleneğinden beslenmiş bir şey bu tamamen. Asıl gerçek bu. Dünyanın geri kalan yani Amerika kıtaları hariç. Dünyanın geri kalanını Hint destanları, motifleri, temaları, tipleri tamamıyla etkilediği için dünyanın geri kalanının destanlarında, efsanelerinde, mitlerinde de aynalarını görüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Aslında pure Indian yani. Tamamen Hint işi bir film. Baştan sona. Yani tutup da bir şövalyelik hikayesinden bir şey esinlenip filme koymamışlar. Hayır. Şövalyelik hikayeleri dahi Hint destanlarından etkilenmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani <laughs> Hindistan yeryüzünün en eski Çin'den falan çok daha eski bir kültürü. Yazılı kültür çok daha erken gelişmiş orada. Hikaye anlatıcılığı, destan anlatıcılığı, işte çeşitli müzik aletleri eşliğinde destanları yüksek sesle halk içinde okumak. Bütün bu gelenekler hep Hindistan'da başlamış. Tabii farklı yüzyıllarda, farklı coğrafyalarda kendiliğinden gelişen kolları da var bunun. Ama hepsinin temeli bir şekilde Hindistan yazıya da çok erken dönemlerde geçirilmiş pek çoğu. Yani aklınızın hayalinizin alamayacağı kadar yazılı ve sözlü, yazılı olandan daha fazla sözlü destanı var Hindistan'ın. Hikaye yani Hindistan koskocaman bir hikayeler ülkesi adeta. Anlatabiliyor muyum? Ve yeryüzünün en eski hikayeleri, en ciddi, en satan, en çok bilinen klişeleri hepsi or oraya ait. Dolayısıyla adamlar kendi kültürlerinden beslenerek yapmışlar aslında tamamen. Bu yüzden de dünyanın geri kalanını etkiledikleri için de biz herkesten bir şey görüyoruz. İşte e, kralın boğayla savaşma sahnesinde a boğa çan diyoruz. Çünkü bizde de var. Dedem Korkut öykülerinde de var. Ya da savaşçı kadın görüyorsun. A dedem Korkut'taki Selcan Hatun dedi Turan var. Evet benziyor. Çünkü bizde de var onlarda da var. Hint geleneğinden Orta Asya geleneği ne ölçüde etkilendi? Bunu tam olarak tespit etmek tabii çok mümkün değil ama etkilendiklerini biliyorsun. Onun dışında e bir de etkilenme dışında şey de vardır tabii Her medeni yani dünyanın hangi medeniyetinde olursa ol, bu ile güreşmek bir de zaten çok temel. Yani bu filmin bence bir başarısı ay ile şeyden, güreşen de var, deveyle güreşen çok de var. Çok temel unsurlar üzerine kurulmuş hı hı. olması ya işte. Son bir bebek kalıyor, biraz ergene komusu böyle dağların arasında bir yere son bir bebek gidiyor falan. Hani böyle o kadar fazla destana aynı anda benziyor ki film gerçekten şey. Yüksek sesle özetleyeyim mi? Bak tamam. daha iyi anlaşılsın. Hmm. Bir krallık var, bir krallık var, bir taht kavgası var. Soylular var. Soylu olan ve tahta asıl hak eden kişi haksızlığa uğruyor. Bir kadın o çocuğu koruyor ve kaçırıyor. Sonra o çocuğu bir başkası bulup yetiştiriyor. Musa öyküsü ve Musa öyküsüne benzer onlarca öykü. Tral da öyle aşkım. World of Warcraft'ta orkların son orku insanlar yetiştiriyor. Doğrudur aşkım. Sıradan bir kadın buluyor. Temiz, köylü, saf bir kadın buluyor. O yetiştiriyor. Dini bütün. Dini bütün, dini bütün. Kesinlikle dini bütün. Çocuk çok küçük yaştan itibaren üstünlükler göstermeye başlıyor işte çok güçlü bir kere. Çocuk geldiği yeri adeta genlerinde, DNA'sında hissediyor. Genetiği daha sürekli çekiyor Sürekli daha bakıyor, sürekli hmm. daha bakıyor. Soylu çünkü o bir kere. Bu bizim kültürümüzde çok bildiğimiz bir şey değil. Batı tipi soyluluk Hindistan'dan aslında kaynaklanan bir şey olduğu için en eski zamanlarından batı tipi soylulukla Hint tipi soyluluk o kas sistemi birbirine çok benzer. Bizim çok anlayabileceğimiz bir şey değil ama soyluluk çok ciddi bir tema orada. Adam soylu tahtın asıl sahibiydi. Meşru varis de ay başına gelenler. Anlatabiliyor muyum? Bu arada filmde... Büyük bir trajedi bu. Büyük trajedi yani. Bu arada filmde Cüneyt Arkın'a da çok büyük saygı duruşu var. Babayı da oldu da aynı aktör. Saçını <laughs> sakalını bıyığını bile değiştirmedi. Cüneyt Arkın en azından saçına bir pudra falan vuruyordu. Evet. Burada direkt aynı adam yani... ...beninin yeri değişmeden aynı... ...babasıydı oldu aynı adam oldu. Dur oynuyor. daha bitmedi. <laughs> Dini bütün bir kadın buldu yetiştirdi bunu. Arkasından dağlara bakmaya başladı. Genlerine bir şeyler oldu. Günün birinde bir maske düştü. Peşinden gitti. Bir kadına rastladı. Kadına maske sen de... benim kaderimsin falan <laughs> Ama dedi. Ama dur dur bir dakika. Maske de öyle hemen düşmüyor. Önce çocuk marifet gösteriyor. Annesi işler hayırlı gitsin diye... ...Şivan'ın sunağına su taşımaya çalışıyor... Oğlan diyor ki anam kadın çok yorulur. Varam gidem de Şiva'nın tapınağına ben zaman meşe şeylerlerin altına götürem diyor. Oy diye bir yükleniyor. Bir tonluk şeyi e, sırtına vuruyor. Küçük danslar ve şarkılar eşliğinde götürüp şelalelerin altına koyuyor. Al anne işte tanrımız şimdi şey oldu mu? Yeterince ıslandı mı kardeşim diyor. Diye oynamaya başlıyorlar. Sonra? sonra. Böyle oynamaya başlıyorlar her zaman olduğu gibi garip garip. Doğru fiziksel güç en önemli şey. Ama bebekken de göstermişti onu. Bir de tabii biraz çılgınım man adamı. Bele, bele çılgınım, çılgınım ya. Bele, bele Ya tamam Tanrı Şiva falan ama bana şey yapar ya o. Aşk <laughs> gösterir yani. Zaten Öyle orada bir, bir şey söyleyeceğim. Bence bir sürü klasik destana şu açılardan da çok benziyor. Hep böyle küçük küçük challenge'lar var. Hem bizdeki Battal Gazi filmlerinde falan gördüğümüz her şey çok benziyor. Hem de zaten işte ben Doğu'nun başka destanını da açıkçası bilmiyorum. Battal Gazi kadar biliyorum. Yani sen daha iyi biliyorsun ama bu şeyler falan acayip. İşte annesinin yerine suyu ben götüreyim diyor. Hani bir de böyle şey var yani. Kademe kademe o noktaya geliyor. Şeyden değil. <laughs> burnu büyük olduğundan değil aslında. Ki burnu büyük. Ama konu şey yani. E, önce diyor annemin yerine suları ben götüreyim. Orada bilgi adam var diyor. Yok diyor. Tanrı kızar diyor. Annen götürecek. Çünkü annen dua etti diyor. Peki. O zaman annemi suyla beraber taşıyor. Yok onu da olma diyor bilgi adam. Bu sefer tamam lan sunağa götürürüm diyor. Buna bir şey diyor mu Tanrı diyor. Adam bilmem vallahi hiç bu tarz bir şeyle gelmemişler bize <laughs> bugüne kadar diyor. Zeki, kurnaz. Kurnaz. Kafada çalışıyor yani. Hep böyle şey çok klasik. Yani bu filme bence bir güzelliği şey. Hiç modern bir film değil. Yani Alakası bile. Kiloyla CGI dökülmüş üstüne muazzam prodüksiyon. Çok modern yani iyi gözüküyor. Film bu arada iyi gözüküyor gerçekten. Hı, hı. Yani gözüken şeyler iyi mi? E -e. Ama iyi gözüküyor mu film? Evet. Yani ciklet reklamı kadar iyi gözüküyor. Neyse. Ab aptal aptal şeyler anlatıyorlar ama bu aptal aptal şeyler o kadar klasik bir gözle anlatıyorlar ki hiç modernize etmeden. Kurtarıyor bir yerden sonra. Diyorsun ki tamam abi bu Tarihin tozlu sayfalarından bir destan izliyoruz. Ciddi almayı bıraktığın anda film bir de keyifli bir hale geliyor açıkçası. Ben bunu fark ettiğim anda filmi ciddi almaya başladım. Baya hmm. baya destan izliyoruz biz şu anda. Hmm. Bunu fark ettiğim için kitlendim ekrana yani. Tabii. Hiç şey. Yani çok erkenden film diyor ki abi biz gerçeklik falan. Eyvallah kardeşim. Kopmuş vaziyetteyiz. Tamamen size bir efsane anlatıyoruz. Birçok mitin bir araya gelmesinden, motifin, temanın bir araya gelmesinden kaynaklanan bu şekilde oluşturduğumuz bir efsaneyi görselleştiriyoruz diyor film sana. Bu anlamda film falan değil hakikaten yani. Film olarak görmek zor. Sonra Şiva'nın sunağını suyun altına koyunca dağın suları ona bir kadının maskesini peyda ediyor. ediyor. Hediye ediyor. Gönderiyor. Al bakalım delikanlı diyor. Evet sonra o maske düşüyor ve o maskeye bakıyor bakıyor acaba bu ne acaba bu ne. En sonunda bir gün malum oluyor bak malum hmm. olmak teması bile var. Malum oluyor. Kuma böyle çizimler yapıyor adam. Öyle çiziyor, böyle çiziyor. Aa diyorum. Aynen böyle bir kadınla tanışacağım demek ki. Kaderimde bu var. Sonra da o kadının hayalini görüyor. Bak. İslami toplumlarda öyle gündüz düşü görmez mesela kahraman. Rüyasında görür. Hint destanlarının rüya motifleri var ama İslami toplumlarda daha çok rüya motifi var. Sana rüyanda gösterilir. Hayır bu gündüz gözüyle görüyor. Gündüz düşü görüyor. Kadının peşinden gidiyor falan. Ne oldu? Kaderindeki kadını elde etti. İkinci kadın kim? Hikayedeki gerçek annesi. Gerçek annesi bir yerlerde esir. Onu kurtaracak. En sonunda kurtarıyor. Ve bütün bu anlatının geri kalanı boyunca adamın fiziksel anlamda yeryüzündeki herkesten çok daha kuvvetli olduğu sürekli gözümüze sokuluyor fiziksel güç fiziksel güç. Orada bir şey daha var. Yalnız savaşçı motifi. Lone Knight diye geçer. Ee, İslam toplumlarında kahramanlık çalışmak isteyen varsa John Renard diye bir e, tarihçi vardır. Onun eserlerine bakabilirsiniz. Lone Knight ya da e, Alone Hero diye geçer. Her şey yalnız başına gider. Mad Max mesela. Ha, delidir yani. Mad Şeydir. Mad işte. Kimsenin yardımını istemez. Dümdüz tek başına her yere gider. Bu bizim destanlarımızda bile vardır. Benim kanalım e, Tarih Obası diye bir kanalım var. Orada Dede Korkut okumaları yapıyoruz. Ama daha da önemlisi Sarı Saltık okumaları yapıyoruz. Sarı Saltık bu tipe mesela hemen hemen her açıdan benziyor. Hemen hemen her açıdan. Ama onun fiziksel gücü veli olmasından kaynaklanıyor. Tamam mı? Bu fiziksel güç her zaman vurgulanır. Tek eliyle ayı boğar. Tek eliyle kaya kaldırır. En önemli şeydir bir kahramanda. İkincisi çılgın olması, deli olması, savaşlara yalnız gitmesi. Üçüncüsü mutlaka çok muhterem bir anası olması ve çok muhterem bir karısı olması. Bu da çoktur mesela. Destanlarda hep vardır. Ee, soylu olması. Aslında soylu olması. Bizde olmayan tek şey bu. Soyluluk. Böyle bir şey yok bizde soylu olması ve asıl hak ettiği yani e, tahtın gerçek varisi olması ve ne, neticede ona kavuşması. Ya bütün bunları yeryüzünün bütün destanlarında, mitlerinde bulabilirsin. Dolayısıyla bu filmde yani bu film ya da nasıl diyeyim? görsel destan. Hmm, mega, Bunu mega destan ya baya. Çok şaşırmıştım o yüzden ve şey oldum yani gözün önünde bütün temalar, motifler, bilmem neler, hmm. yan karakterler bile. Tabii. Yaşlı bilge kadın Yaşlı bilge savaşçı ve koruyucu, protector. İşte e, ihanet eden ama yine soylu adam falan. Bütün yan karakterler de var. Tabii ihanet ettim ama niye ettim? Zor niye bakalım. ettim. Yiğit falan. Ama gerçekten kötü kalpli olup ihanet peki, eden var. Peki filmdeki herkesin, kötü adamlar hariç herkesin aşırı yiğit, aşırı delikanlı olması. İşte çok aşırı. önemli. Çok Türk, oralar var ya müthiş muazzam battal gazi mesela. Ama neden? Yani. Çünkü bütün destanlar, bütün efsaneler hep şöyle söyler. Bizim ecdadımız ahlakta üstündü. Eskiden dünya harika bir yerdi. O zamanlar kimse yalan söylemezdi. O zamanlar herkes yiğitti, cesurdu. Yere buran 25 metre uçuyordu diyor. Mesela. Aynen öyle. Tabii. Herkes yiğitti. Yani bütün destanlar, bütün efsaneler gerçekten var olmamış bir altın çağ yaratır ve bütün hikayeler orada geçer. Hiçbir destan, hiçbir mit gelecekte geçmez. Hepsi geçmişte geçer ve o geçmiş daima ideal bir geçmiştir. Bu konuda eee Bahubali filmini şu açıdan takdir ediyorum. Gerçek bir destana baz almamışlar. Yani bilmem ne destanı değil bu. Bahubali diye gökten yeni bir şey yazmışlar. Yazan adam da demiş ben çocukluğumda anamdan dedemden dinlediklerimi yazdım demiş yani. Doğru belli ki. Ee, yok yok. Biraz daha okumuş bence o yüzden. Tabii ama şunu ben takdir ediyorum. İşte Hindistan'ın da illaki bir süre ecdat destanı vardır. O ecdat destanını alıp da şeye çevireceğine. Bakın bizim ecdadımız süper insandı diyeceğine. Biraz Hollywood Bollywood kafası yani sinemacılık kafasıyla ama ne abi tarih mali olaylarına biz girmeyelim. O işler karışık deyip akıllılık edip kendi destanını yazmış ayrıca. Çok daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ben bunun. Çünkü bizde mesela işte Battal Gaziler bilmem neler falan filan süper adam gibi gösterildiği zaman tarihle kurmaca karışıyor bir yerde. Tarihle kurmaca karıştığı ya zaman da ben gıcık oluyorum. Musun? Şimdi Hint, Hintlinin dini ile İslam dini arasında baya baya fark var. Dolayısıyla Hint toplumunda ortaya çıkan kahraman tipleri, birbirinden farklı kahraman tipleri ile İslam toplumlarına çıkan birbirinden farklı oluyor. Ve bunların özellikle siyaset tarafından yer yer akademi tarafından kullanımları farklı oluyor. Şimdi bizde sarısaltık saltık Birçok Alevi Sünni grup için evliyadır, velidir. Hristiyanlarda da öyle galiba. Hristiyanlar Balkan Hristiyanlarının bir bölümü de onu aziz olarak bilir. Aziz olarak bilir. Hmm. E Karıştı. Işte. Battal Gazi'yi sor. Ama, ama bak, hmm. veli olması baş, başka bir şey, hmm. başka bir anlam katar ona. Okay. Anlatabiliyor muyum? Allah adamı oldu, bitti. Düz sıradan kahraman değil Sarı Saltık düz, sıradan kahramanlar Dedem Korkut öyküleriyle bizim topraklarda bitmiştir arkadaşlar. 15 veya 16. yüzyılda yazıya geçirilen Dedem Korkut hikayeleri bizim İslam öncesi halimizi, daha da önemlisi devletin resmi sünnileştirme politikaları öncesindeki halimizi ortaya koyan son eserdir Dedem Korkut. Dedem Korkut'tan sonra başka hiçbir özellikle halk dilinden derlenmiş eserlerde yahut e, telif eserlerde ne kadın görebilirsin doğru düzgün öyle belki adı geçer ne gerçek bir yiğit görebilirsin hiçbir şey göremezsin ondan sonraki kahramanların hepsi eğer yeni oluşturulduysa bu kahramanlar eskileri tekrar tekrar yeniden baştan yaratılmasını demiyorum. 16. yüzyıldan itibaren sonlarından itibaren bütün kahramanlarımız bizim artık velidir Hı -hı. çünkü halkın gerçek kahramanları değildir onlar tamam Ceren hocam Devletin şurada... kahramanlaştırdı. bu çok önemli hayır Ceren burası hocam. çok ömerli. Tamam. anlatabiliyor muyum Hı -hı. bizde 16. yüzyıl sonlarından itibaren bütün kahramanlar veli Aziz Mahmut Hüdayi veli Sarı Saltık veli Battal Gazi'nin bile veli olduğunu inan inanılan yerler var veli yapamadıklarını seyit haline getirirler Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizde de yiğitlik var ama bizde dini unsur, devlet destekli dini unsur çok daha baskındır. Hmm. Devlet müdahale etmiştir. Ben de etmiştir. tam Payitaht dizisinden bahsedecektim. Ha, yani güzel bağlı. Ee, diyeceğim bu Payitahtlar, Ertuğrullar falan filan da tamam hani bir noktaya kadar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ertuğrul diriliş dizisinin ismi Ertuğrul olmasa da Mehmet koşuluş olsa bir Osmanlı yiğidi diye izlesem. Ha diyeceğim eyvallah. da böyle bir bizden bir böyle bir şey uydurmuşlar. Arada da Ertuğrul'a rastlasalar geçseler okey. Ama gerçekten de çıkıp hakkında çok az şey bilinen bir kahraman destanı vallahi biz anlatıyoruz dediğin noktada hani böyle bir şey oluyorsun. Hani yapmasanız mı acaba? Çünkü bu şey gibi değil. Mesela işte şey filmi çıkmıştı zamanda çok böyle Hollywood'da konuşulmuştu hatırlıyorum. Adam Truva Destanı'nın filmini çekiyor. İşte millet diyor ki iyi de Truva Destanında öyle olmuyor ki diyor. Ben de diyorum ki lan yani Kurva destanı da destan. Hani Hector'la bilmem kim gerçekten kapışmışlar mı? belli değil. Bunlar kurmaca karaktermiş. <laughs> kurmaca karakterler üzerinde at koşturulduğu zaman ben çok keyifle izliyorum bir filmi. Ama birileri <laughs> bana gelip de... Ben sana gerçeği anlatıyorum deyip sonra sapatınca... Ya çünkü bana ne gibi geliyor biliyor musun? Yine bak Amerikalılar bu konuda bazı açılardan absürtlüklerinde daha dürüst. Abraham Lincoln Vampire Hunter diye film var biliyor musun? Hmm. Abraham... Beraber izlemiştik ha. ya hatta beğenmiştik. Abraham Lincoln ayıların üstünde koşup vampirlere baltayla hmm. falan giriyor böyle. Sonra da zencilere özgürlük falan diyor böyle tamam mı? Şimdi bu o kadar absürt ki hadi lan diyorsun bir yerden sonra. Ama ya herif çünkü bokulu çıkarıyor. Gerçek tarihi tarih yapan insanlara böyle bir bırakıp hani okey o başka bir konu. Biz de tarihsel bir şeyler anlatıyoruz. Mesela bu, bu dizi Osmanlı'nın kuruluş döneminde geçiyor. Ama direkt Osmanlı'yı kuran adamı anlatıyoruz. Bok anlatırsın bu Bunu arada. Bunu her zaman açıkça söylemiyorlar bu arada. Ama çok güçlü bir şekilde ima ediyorlar. Sen anlıyorsun ki ha, bunlar gerçek tarih anlatıyoruz iddiasındalar. Yani o yüzden inşallah. Her açıkça söylüyorlar. Buradan döndürüp. Yani o dizileri, dizileri örnek göstererek biz tarihçilerin hiçbir şey bilmediğini iddia eden halkımız var mesela. Diziye bakıyor. Gerçek tarihimizi bizden saklamışsınız falan diyor adam. Hmm. Yani. Yani zaten ulaşılmak istenen etki de o. Şu an bizim bizim ülkede bir böyle bir tarih konusunda milleti bilinçsizleştirme politikası izleniyor. İnşallah yarın bir gün bizim ülkemizde de Aa ben Türk mitolojisi anlatacağım falan diye Civan yönetmenler çıkarsa gerçek tarihle kurmacı tarihi ayıracak vizyonda. Ya Türk mitolojisi anlatılmaya gerek yok. Esinlenmek yeterli ya. Basit. Tabii. Yani esin acı Türk mitolojisi olmaya da gerek yok. Yani Sarı Saltık'tan da esinlenip bir sürü şey yapılabilir. Battal Gazi destanı. Hmm. yani sanatçının yeteneğine bağlı. Mesela Sarı Saltık destanlarını okudun Gaza geldin diyelim ki ben Sarı Saltık'ın filmini mesela yönetmen olsam çekmem derim ki Mor Behçet sarı saltın kayıp arkadaşı tarihte yazılmamış arkadaşı. Sonra çok direkt istedim. bir adamın kendisini yazmam yani. bizdeki kahramanlar 16. yüzyıldan sonra velileştirildi, seyitleştirildi hmm. derken şunu kastetmek istedim. Kendilerine velayet ve seyitlik atfedildiği için onlar hakkında hiçbir şey yapamıyorsun. Hı. Hmm. muyum? Artık i̇şte. onlar dokunulmaz. İşte o yüzden adama en küçük en küçük bir yorumunu katarak çizsen bir, bir şey yapsan Vay dinimize küfrediyorsunuz, vay kutsalıma dokunuyorsunuz, tamam işte, olur. Dur. O yüzden sarısı altın değil, turuncu Behçet'in filmini yapacaksın. Nasıl? Yemez olur, mi? Olur, yer. Bence yer. Bahubeli'yi ben bu açıdan takdir ediyorum. Herif Hindistan kadar gayet din işleri karışık. Yani her milletin her millete biner tane tanrısıyla girdiği bir yandan Pakistan'da Müslümanlar birbirini vuruyor. O ona sıkmış, o ona sıkmış. Aa, millet birbirini öldürmüş. Yani heriflerin de siyaset ve din çok birbirine girmiş ve karışık bir konu. Herif bahubeli demiş, sıyrılmış, kurtulmuş. Yani ben bir de bunu takdir ediyorum. Yani adam da bilmiyor mu yoksa gerçek tarihten birisini alıp anlatmayı? Onunla uğraşacağına. Evet şey yapmış ya, alt sınıf hani aslında soylu birisini anlatıyor. Hmm. Ama alt sınıftan sıradan insan Tabii. onu besledi, büyüttü, yedirdi, içirdi nihayetinde. Dolayısıyla farklı sınıfları buluşturmuş oldu. Yani bence filmin anlattığı şeyler değil ama filmin yapılışı akıllıca. Onu takdir ettim ben. Herif, herif yani çıkmış bugünün Hindistan'ında hala politik olarak karışık bir yer. Başbakanın maceraları hala görüyoruz, duyuyoruz. Bir sürü olay olan bir yer. Hindistan şey değil. Hani bizim memleket karışık, herkes tabii, rahat tabii. oturuyor falan değil. Değil kesin. E, bence şey de güzel. Yani sosyoekonomik olarak, politik olarak karışık bir ülkede abi destanın fantastikliğine sığınıp gerçeklerden de kopartmış. Mahişmati diye uydurma bir krallık, krallık yazmış. Sen de yaz. Buruncaklar Beyliği yaz. Ara ki bulasın. yok öyle bir yer ama yani Kurtul bazı bağımsız, bağımsız kal bazı gerçeklerden ve çok daha rahat anlat yani onu becermiş herif. E bütün klişelerin üstüne basmış. Dediğim gibi CGI'ye pek çok Marvel filminden iyi. Gerçekten yani biraz da Black Panther var. İzleme de. E i̇zlersen de fark edeceksin zaten. Peki film seni hiç yordu mu? Beni hiç yormadı ha. Ben çok eğlenerek ben izledim bu filmi. Ben ne olduğunu anladıktan sonra hmm. e, çok dikkatle izlemiştim. Böyle hiçbir şey kaçırmayayım diye izledim. O yüzden diyorum yani herhangi bir destanda rastlayabileceğiniz her tür motif, her tür baş karakter ve yan karakter var. O yüzden böyle gerçekten ah bütün algılarım açılmıştı. Hiç sıkılmadım. Bir de şey, ama tabii şey yani o adamın hareketleri, o dansları, o şımarık şımarık halleri, o kaslarını göstermeler, kadına resmen zorla, adeta döve döve makyaj yapmalar falan. O sahneler böyle diye beni ama işte yani ya. o da şey değil mi tam? O da başka bir klişe olan aşık erkeğin vahşi kadını ehlileştirmesi. Onu sana burada uzun uzun çözümlerin İstiyorsan çözümlerim. Kendi kanında çözümler. <laughs> Savaşçı kadını birden gerçek kadınlığıyla tanıştırıyor. Ya. Gerçek erkek. Ruju sürünce nasıl kadınca, oynamaya başlıyor kadın bir anda? Ama bir dakika. Kadınca öyle kolay kadın değil. Hemen teslim olmuyor. O kolay bir kadın değil. Ona bıçak çekmeye devam ediyor. Hatta kanını akıtıyor. Ama adam o kadar müşfik ki kendisini gebertmeye çalışan kadına hala şefkatle davranıyor. Çünkü elinde sonunda anlayacak. Tabii. Sonra kadın işte oradan üzüm alıyor, buradan bilmem neyi alıyor. Kadının yüzüne gözüne makyaj yapı veriyor. Kadın yine de böyle savaşıyor falan. Birden suda aksini görüyor. Aa, ben bir kadınım ya. Benim elimde kılıç malıç ne geziyor ya. Ya ben erkek gibi niye pislik içinde geziyorum ya ortalıkta hmm. filan. Bir anda başlıyor oynamaya. Dönüyor sonra diyor ki ay ay bıttırı 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 <laughs> 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 Ya <gülüyor> Ya benim bu Bollywood sinemasıyla <laughs> hiçbir şekilde bağ kuramama sebebim bak müzikalleri de bu yüzden sevmiyorum. Hmm. Tamam mı? Hiçbir şekilde bağ kuramama sebebim bir şey oluyor. O olayın ortasında birden bıttırı 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 <laughs> oynamaya başlıyorlar <laughs> ve üstleri başları da değişiyor. Ulan ben bu filmden sonra onu <laughs> araştırdım. Dedim ne oluyor ki, ya <laughs> ki, Ulan bu nasıl film? Bir de bu aralar Amerika'da şey giderek popülerleşiyor. Bollywood'dan gerçekten Hollywood kalitesinde görselliği olan filmler çıkıyor sürekli. Ama hepsi absürt. <laughs> Amerikalı millet de yani, aynı bizim ülkemiz gibi. Biz de sonuçta biraz sinema konusunda Amerika egomonyasındayız ya. Yani Amerika kültürüyle büyümüş bütün sinema severler şeyler. Oğlum bu herifler bu kadar iyi görsellik yapabiliyorlar. Bu kadar iyi CGI bilgisayar yapabiliyorlar. E, Oyuncuları da oyuncu. Yani böyle böyle oynuyor ama belki dramatik bir rol açsan onu da oynayacak. Bunlar niye düzgün iş yapmıyor abi diye merak ediyoruz. Hepimiz çıldırdık. altyapı yapı yok. Alt Son yıllarda yapı. konuşuluyor full. Hayır o değil. Ne? Hindistan'da bilet fiyatları çok ucuz. Hı -hı. Bir gitti mi böyle 200 milyon kişi falan gitmesi gerekiyor sinemaya. Hı -hı. Filmin kurtarması için. O yüzden filmleri ucuz ve içerisinde her şey olacak tamam, şekilde yapıyorlar. Işte. Drama da olacak. Onu izleyecek. Işte kan da olacak yok. işte, bir, işte göbeğinden üzüm de yiyecek. Üç, o background üç ara yok yani. Cultural background gerekiyor bunun için. O yok Hindistan'da. Para yok para. Kültürel olarak da Neyse. Onların kaldırabileceği şeyler değil. Neyse şimdi yani, ırkçı diyecekler o yüzden sushi. Yok be ırkçılık değil. Sosyoekonomik durum bence bu. Bizim ülkemizde de osuran adamların halay çektiği videolar, şeyler, filmler en kendi çok izleniyor. Kendi ülkeni eleştirirsen olabilir. Bir başkasını eleştirirsen ırkçısındır. Öyle diyorlar. <laughs> e, böyle bir durum varmış. Yani Hint sineması sonuçta kendi seyircisine hitap ediyor. E, kendi seyircisine hitap ettiği için de yani Hindistan, 2 milyar mı Hindistan? 1 milyar mı bilmiyorum. 1 milyarlık Hindistan'ın dörtte biri salona gitsin ya. diye yapıştırmışlar ama şuna çok şaşırıyorum yani bizim ülkemizde mesela herkese hitap edecek film yaptığın zaman ya Polat Alemdar'ın Amerikalı tokatlaması lazım ya bir, bir ecdadımızın birini tokatlaması lazım o bir break İlki, through, bir kere İlki. oldu o bir kere oldu bir daha olmadı ya da şey olması lazım sakallı adamlar hödüklük yapıp osuracaklar yani ya da bombok aşk, sümüklü aşk hikayeleri. Bu konuda özden ben adım. mesela Hindistan'ı eleştiremiyorum. Çünkü sen kendi Türk sinemanda ne yaptın dendiği vakit biz de Osuran Adamların filmleri gişede şampiyon herhalde. Ne var? Onu da eleştiririm. Onu da eleştiririm. Allah Allah. Yok ben Osuran yani bir şey söyleyeyim mi? Bizim ülkeden Bahubali gibi bir film çıksa ben ayakta alkışlarım. Galasına giderim. yönetmeni öperim yani. Bizim ülkeden çıksa vallahi ben de giderim. Ama bizim ülkenin destan <laughs> kültürüne uygun şekilde yapacaksınız. Gidip de Hintli'yi taklit etmeyeceksin. İncele bizim destanları, bizim klişeleri, e, ...klişe tipleri, klasik tipleri... ...her şeyi belirle, yap bunun gibi bir şey. Yemin ediyorum en önde izlerim. Üstüme de afişinizi yapıştırır, gezerim. Yapabiliyorsanız yapalım. Vallahi bakalım. Yani Bahubali bazı açılardan şeydi hani böyle... ...yani film olarak izlediği zaman... ...oradan oraya koşup birbirlerini döven adamlar var. Aksiyon filmi, popcorn, geç git. Ama biraz bağlamında baktığın zaman... ...yani sonuçta Hindistan, bir sürü destanın çıktığı bir yer... E bunun karşısında işte hep konuşulan Hollywood'un kendi destanlarını yaratması, süper kahramanlar bilmem neler onların hikayesi var. işte 80'lerde 90'larda G.I. Joe Amerikan komandoları şimdi askerden çıkarıp sivile çevirdiler onları falan. Böyle bir onun da o üstüne çok konuşulur falan. Yani e, her ekonomi kendi kahramanlarını yaratıyor. Bir gün hatta biz bu seri dahilinde senle Çin destanlarına da girelim. Çinlilerin geçen sene gösterime girmiş bir tane Çin Seddi diye filmleri var. Şey oynuyor Matt Damon oynuyor. Korona kapar mıyız? kapabiliriz izlerken. Matt Damon a... bu, bu çılık işte. Matt Damon oynuyor. Matt Damon'a çağırmışlar. Matt Damon sen oyna demişler. Başrol bile değil ama Matt Damon var posterde falan. Amerika'da da satsın Çin diye. Çin destanları çok karmaşık oğlum. O yüzden burun kıvırıyorum ya. Ama filmde şöyle Çin Seddi'ni barbarlara karşı savunuyorlar. Hıh. -hı. Barbarlar hepsi yaratık ama. Ya bayağı be. Evet. falan diye böyle. Bir izleyelim zombi mi? Yok. kertenkelemsi yaratık yani bayağı. Ne o be? Türkler işte. Azıcık da ırkçılık yaparız izlerken. Öf, ha, Gerçek Çin destanları değil yani. Gerçek Çin destanları çok karışık. Gerçek Çin, Çin destanı bir tane var. O da Three Kingdoms. Hayır bir sürü. Destan derken <laughs> çok uzun, epik destanlardan bahsetmiyorum. Onların hikayeleri falan çok karışık. Bir de adları asla aklımda kalmıyor ya. Bir arada ona bakalım. Yine aynı şey kapsamında. Yani kahraman öyküleri kapsamında bakalım diyorum bakalım, bu arada. Bakalım bakalım olur. Çünkü aslında çoğu seyircimiz ya süper kahraman filmi izlemiştir. Ya da 90'lardaki böyle kot pantolon giyen sert adam böyle geç kız bilmem ne olan şey Amerikan sen, kahramanları. E, hmm. Çin tarihinden alınan ilhamla hani gerçek Çin tarihinden alınan ilhamla çekilen çok da güzel dövüş sahneleri olan filmler vardı. Bana böyle şey lazım. Bahubali gibi meydan savaşlı işler lazım. Böyle şeyler değil. O senin dediklerin Crouching Tiger Hidden Dragon yağmurun içinde böyle koşuyorlar tamam, romantik, bileyim, romantik bileyim, bence hoş o o, onlar ya. Bana böyle işte Çin nasıl kuruldu falan gibi filmleri bulacağım ben. Biraz Bahubali de hmm. şey ya çünkü. Köken orijin öyküleri. Tabi tabii. Çünkü bir aslında yani Bahubali de evet hiçbir şeye dokunmuyor ama bir yandan da son derece siyaset politika bir takım olaylar oluyor işin içinde. Mesela şey sahneleri falan ilginçti. İki kardeş arasında kim şey yapacak? Kardeşlerden biri diye bekliyorduk. Kardeşlerden biri mesela askerlerle yiyor yemeğini. askerlerin arasında yemiyor. Kardeşlerden biri çıkıyor böyle. Her konuda bilgelerle atışıyor atışıyor böyle sahneler falan filan var. Bayağı şey ha. O özellikleri de iyiydi. Bu özellikleri i̇deal de iyiydi. İdeal savaşçının, ideal savaşçı ve ideal lider. Yani en e, genel çatı olarak ideal hükümdarın adam bütün özelliklerini taşıyor. Soylu, tahtın meşru varisi, doğuştan kahraman, yiğit, aşırı derecede fiziksel güce sahip. Hani yeryüzünde bir tanrı gibi adeta. Yiğit, dürüst, ama bütün bunların yanı sıra aynı zamanda sarayda eğitim alıyorlar. Bir sürü bilge var, onlardan eğitim alıyorlar ve büyüdükleri zaman halkın içinde, bilginlerin olduğu bir ortamda bilgileri sınanıyor yani sınava tabi tutuluyorlar. Çünkü ideal hükümdar ideal bilgedir aynı zamanda. Sadece bilmez, tartışabilir. Bilgi hamalı değildir. Öğrenmiştir, özümsemiştir, ondan bildiği şeyleri bilmesi beklenir. Mesela Osmanlı şehzadeleri de böyle yetiştiriliyor çok uzun zaman. Ya ee, Yani 17. yüzyıla kadar falan diyebiliriz. Böyle yetiştiriliyorlar. Çünkü bu doğunun geleneğinde olan bir şey. Bilge de olmak zorundasın. Çok iyi bilge çok iyi savaşçı olacaksın. Ve stratejist ol olacaksın. Bütün o detaylar var diyorum ya. ya. Tabi işte bir de şeyler de var işte. Askerlerle de iyi yemek yiyor. Ama Tabii askerler bu arada askerler, köle gibi bu arada. asker de evet, değiller. Evet, Öyle de bir, evet. bir şey var. Yani ee, bir de işte filmin sonundaki kritik sahne. Film film yarısına kadar geliyor ki film iki buçuk saat mi ne bu arada arkadaşlar? Evet iki buçuk saat. Yani bir film bitiyor Bahubali'nin öyküsü. Sonra da Baba Balu'nun hikayesi başlıyor. Meğer işte şeyi kurtarıyor. Bu sakal bıyık demirci abiyi kurtarınca Bahubali diyor ki vay senin baban da diyor şöyle şöyle ihanete geldi. Hadi dönüyoruz bu sefer Bahubali'nin babasının hikayesine. Ki aynı adam oynadığı için karışıyor. Çünkü abiyi de yaşlandırmamışlar. Abi de aynı <laughs> adam. Böyle bir, biraz karıştı kafalarda. Eee Orada işte o şey en son anne diyor ya iki kardeşten birine ben vereceğim şeyi krallığı. Tahtı. Kim kötü adamların başının kellesini getirirse o. İşte orada böyle bir katı, bir takım şey hamleler var. Kötü adama doğru iki yiğit birden koşuyorlar. Kötüler böyle hop garibanları kaldırıyor bir anda kalkan olarak kendisine. Bahubali aman diyor garibanlar var ne yapacağız? İşte akıllı bir çözüm getirip garibanların da hayatını kurtarıyor. Halbuki öteki kardeş dur ismine de bakayım onun. Öteki kardeş ee, sıradan halkı asla önemsemiyor. Tek düşünebildiği şey düşmanların liderini öldürmek. Dolayısıyla aslında düşmanların liderini de öldürmeyi başarıyor Hı. sözde. Ballala tamam. Deva tamam. Efendim Ballala Devada diyor ki ben geçerim lan diyor. Kendi köylüsünü de öldürüyor mesela Hı -hı. hedefe doğru giderken. Orada hemen böyle kraliçeye zoom giriliyor böyle. Hemen yani Hint filmlerinin bu saatten şeyine bayılıyorum. Bir şey görmem mi lazım senin? O böyle hemen, Hı -hı. hemen yani hiç o Peki tepkiler falan, mimikler mesela Soy. o savaşçı kız evet o ayrı bir de savaşçı olduğu zamanlar nasıl böyle tabii, tabii. hani böyle çok hevesli asla hiçbir şeyden korkmuyor hmm. arkadaşı öldü ama hayır acı çekmeyecek evet. böyle aa gözleri bu kadar açtı böyle. Ben onu yönetmen olsam kızım sakin olun. Bu ne biçim oyunculuk derim. Full ama işte her şey Kıza aşırı. zoom yapmışlar sürekli. Bir de zoom yapılıyor yani. böyle falan. Her şey aşırı ya. Her şeyin aşırılığı da bir süre sonra alışıyorsun için komik tarafı. Ama işte aynen epiklerde de böyle. Evet, epik evet. destanlarda da böyle. O yüzden her şey epik. Bir ara aslında şey senin olsa ben Hintlilerin bir robot filmi var. Onu izleteyim sana. Kim bilir nasıldır. Hintliler Korkunç. ve robot. Korkunç. Bir şey söyleyeyim mi? Bahubali Hint sinemasının en izlenebilir filmlerinden bir tanesi bence. Bir yerlerde eğer hindi sineması varsa art house yapıyorlarsa onu bilmiyorum da popüler hindi sinemasında normal hiçbir şey yok yani normallik falan Hintlilere ya çok bu ters. Son dönemde çok iyi yönetmenler çıkmadı mı? Slamdak milyonerin yönetmeni Hintli falandı ama film galiba Hint yapımı değil miydi? Çünkü Hintli de Hindistan'da büyüme değil galiba. Evet. Yani. Amerika, evet. Amerika ama şey iyi ve çok beğenilen yönetmenler çıktı gerçi. Ama evet, filmleri tabii. bildiğimiz klasik Hint filmleri, Bollywood filmleri ya, değiller. Yani. Orada küçük bir detay vereyim mesela. Bu Sam Raimi var. Spider-Man serisiyle çok meşhurdur dünyada. Bir de Evil Dead diye bir serisi vardır. Çok dinamik aksiyon filmleri çekmiştir Amerika'da. Bir böyle kült bir takipçisi vardır o Evil Dead serisinin. Sam Raimi mesela Hint kökenli. Ve Hint sinemasından çok etkilendiğini söylüyor. Yani bir yerlerde bir takım yönetmenler yedi geldiğinde Hint sineması kadar bokunu çıkartmadan... Hint sinemasının bir iki unsurlu kullanabildikleri takdirde bir böyle fark yaratıyorlar kendi Satın geçerli değil mi? Öte yandan bir arada Hint dizisi izliyorum senle. Yerel sende. kültürüne çok batmadan hiç ne? Hint dizilerini biliyor musun? Biliyorum be. <laughs> Ay lütfen ya. Bakın ben şundan nefret ediyorum. Daha doğrusu şu nasıl diyeyim? Şu beni üzüyor. Şimdi bütün bu insanlık tarihinin en eski destanları epikleri bundan bahsediyoruz ya ve bunların çoğunun Hindistan'dan çıktığında. Hep şöyle şuna odaklı. Bir soylu var hikayenin merkezinde. O soylu haksızlığa uğramış. Biz de ekmek, yiyecek ekmek bulamayan yoksullar olarak oturup ay gördün mü soylunun başına geleni adamı tahtından etmişler diye üzülüyoruz abi. Ha aşkı memnun mu diyorsun? Her şey böyle. Soylu yani bugüne de getirebilirsin. Ama toplumun çok kesin ve kati bir şekilde sınıflara ayrıldığı coğrafyalarda epik destanların orijini yani orijinal epik destanlar hep böyle. Bir soylunun hikayesi çerçevesinde döner durur. Ya sevdiği kızı alamaz ya babası onu reddeder ya bir şey olur. Hep soylunun başına gelenler gelir. Seni kimse anlatmaz. Eee. Zamanla sıradan insan da bu epiklere, destanlara ucundan kıyısından girer olmuş. Yüzyıllar içerisinde biraz daha sesi duyulur olmuş. E, o işte şeyde ne çok zaman, belli Ne zaman? Ne zaman? Proz başlamış. Düz yazı. Tamam mı? Şiir bitmiş. Biraz daha düz yazı başlamış. Edebiyat saraydan çıkmış. Edebiyat saraylardan çıkmış. Yani yazılı <laughs> edebiyat saraylardan çıkmış falan. O zaman halkın biraz daha sesini duyuyorsun. Bugün hala sadece halkın sesini duyabildiğin, yöneticiden, liderden, soyludan bahsetmeyen, bahsetmeyen bir destan bulamazsın geçmişten kalmış. Anlatabiliyor muyum? Bir olan var işte bu bizde. literatürde bu çok Kelle olanın kendisi de yara soylu gibi bir şeydir. Nasıl? Tobi canım. Kel bir kere. Ayrıca da padişahın kızına taliptir. Arif Yine ticaret var. de öyle kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Burjuva olma yolunda attığınız adımları destekliyorum. Haklısınız. Demek istediğim şu. Mutlaka bir yerinde bir soylu, yönetici, lider, hükümdar bir şey olur hep. Hani doğrudan halkın destanı öyle kolay kolay duyamazsınız. Bizde biraz menakıbnamelerde namelerde duyulur halkın sesi. Çünkü menakıbnamelerin namelerin baş karakterleri velidirler. Veliler ne liderdir hani siyasi liderdir ne de soyludur. Birazcık oralarda duyarsınız yani. Böyle. Böyle yani şey aklıma geliyor. Hindistan'da yoksul sınıf kastlar bir de hani biliyorsunuz bir kastan kadın bir kastan erkekle başka bir kastan erkekle birbirlerini sevip evlenmeye kalksalar aileleri bunları öldürüyor falan. Yani bugün bile yaşanan olaylar bunlar. Çok sıkı bir sistem. Ve sen böyle alt kastan birisin oturmuşsun bababale gibi bir şey, biri de düşün. Bir epik destan bir şey dinliyorsun işte haksızlığa uğramış prens dinliyorsun filan. Bana biraz acıklı geliyor ya bu. Ha evet. şey diyorsun. Senin yaptığın benzetmeye de uyuyor bence. İngiliz kralı Prensi Henry Meghan'la evlenirken bütün dünya oturup prensle prensesin evliliğini izlemişti ya. Yemin ediyorum o gün var ya o kadar tiksinmiştim ki, şey. ki insan Aynı Şey olmuştum böyle. Salak mısınız abi? Ke Neydi? Royal Wedding kelimelerini her yerde engellemiştim görmeyeyim artık diye ya. <laughs> en aklı başında insanlar oturdular gelinliği öyle mi böyle mi bunu filan tartıştılar. Ay bak bütün Hindistan Afrika'yı sömürmüşler şu gelinliği giymiş. Olacak iş mi ya? Ay bu kadının da memeleri yokmuş. Yine o ben Yok, olsam boğazına kadar böyle elmas giymiş, takarım en azından. Çok muhafaza bilmem. Aman. Allah Allah. Boş muhabbet. <laughs> yani gerçekten öyle. Ya da şey ay bilmem kimi bugün linç etmişler. Hmm. Ay bilmem kim bilmem ne giymiş. Yani biz sıradan insanlar ve boş boş hal ve hareketlerimiz yani ne diyeyim ki yani. Yazık üzül üzülüyorum böyle durumlarda. Evet. hanımefendi 45 dakikadır Bahubali konuşuyoruz. Daha bunun ikinci filmi var. Evet, ikinciyi mi konuşalım hafta? Bu arada filmden hiç bahsetmedik. Bahsettik ki de midem beri. Yani 15 dakika film konuştuysak yarım saat filmin bağlamını konuştuk ki bence çok daha kıymetliydi. Çünkü arkadaşlar filmde hiçbir şey i̇zlemelisiniz. olmuyor. İzlemelisiniz. Oradan oraya Kendiniz koşup birbirlerini dövüyorlar. Görsel bir destan. <laughs> ...ile tanışmak isterseniz filmi izleyin. Bak film demekte zorlanıyorum gerçekten. <laughs> Bahubali bir deneyim arkadaşlar. Biz de film olarak tavsiye etmiyoruz Çok size. Çok güzel bir deneyim evet. Ama Bahubali gibi filmlerin yapıldığını... ...şu bütçelere yapıldığını... ...bu kadar milyon kişilerin izlediğini... ...biz de çünkü kendi... ...mitolojimizden, kendi destanlarımızdan... ...işler görmek istiyoruz son zamanlarda. Türkiye'de de böyle bir trend yükseliyor. Bence o, kafalar, o açıdan kafa açan da bir eser olabilir. Yani bu kadar söyleyeceklerim. Zaten 45 dakikadır konuşmuşum. Ya bizim destan kahramanlarımız ne bileyim bir Dede Korkut özellikle. Yani çok daha normal insanlar ya. Bizim destanların birebir aynısını yani hiçbir şeyini değiştirmeden filme çekmeye kalksan daha normal şeyler çıkar. Niye be 40 günlükken ayı boğan e, falan vardı? E tamam. Ne olmuş? en azından böyle <laughs> aa, aa diye tuhaf tuhaf <laughs> kafa hareketleriyle ortalıkta kıvrıla kıvrıla dans eden yılan gibi herifler yok. Yani Mesela Oğuzkan, restan Oğuzkan, pardon deden Korkut'un yeni bir boyu bulundu benim kanalda okuduk. Ne yapıyor Salur Kazan? Ejderha avlıyor. Heh. Ejderhanın derisini yüzüyor. <laughs> Ejderhanın derisini yüzüp kendisine komple baştan aşağı moda tasarımcısı adam, moda tasarlıyor. Aa, Dark Soul. Çizme tasarlıyor, pantolon tasarlıyor, ceket tasarlıyor, başlık tasarlıyor, onun üstüne zırh tasarlıyor. Adam baştan aşağı Ejderha oluyor. Sonra da atına binip köyüne gidiyor. Bunu görenler bunu ejderha zannediyor. Ejder donuna giriyor diyebilir miyiz? Aynen öyle ejder donuna giriyor falan. Bence çok daha güzel ya. Ben böyle sahneler izlesem yemin ediyorum daha çok hoşuma gider. Ortalıkta durduk yerde birden iyi diye oynamasın yeter yani. Kardeşim kültürü kültür adamın dans müzik. Ya, <laughs> tamam şimdi de dans edeceğiz falan de bari ne bileyim ben bilmiyorum ya. Müzikali de o yüzden sevmiyorum ben. Birdenbire mutfakta yemek yapan kadınlar Ay. birdenbire huuuu deyip dans ama etmeye başlıyor. Ama bir baş... şey söyleyeceğim yani o kadar iyi ve o kadar fazla CGI var ki bu filmde. İyi derken yani gerçekçi olmadığı için absürt gözüküyor ama hani <laughs> absürt gözükmesi işçiliğin kalitesini düşürmüyor. Hatta şey inanılmaz ya demin izledik ya yayından önce dağa tırmanırken çocuk oradan oraya atlıyor atlıyor duruyor da kız da böyle dans ederek böyle minik minik ediyor. Var ya arka plan full yeşil perde. Çocuğun oradan oraya atladıkları zaten iple sallamışlar. Oradan oraya oynatmışlar çocuğu. Kızın etrafındaki türlerin alayı CGI. Yani kızı da dans ettirmişler bir arada. Baya Lego gibi şey de yapmışlar. Stüdyoda yapmışlar aslında o sahneden hepsi. Birbirini görmemiş bile olabilir onlar o sahnelerde. Ya. Yani. O da e çünkü şey ya zaten çocuk ters sallanıyor. Ha, kız kız karşıda duruyor. Evet, hani evet, böyle evet. o şey Cima ayakta cima ettikleri sahne falan beraber de o dağ sahnesinde teknik olarak muhtemelen yan yana bile gelmemişlerdir bir sürü kere. Yani çok iş ha. Çok fazla iş. Ve savaş sahnesi bile değil. Kız dans ediyor yani. Havada dans edecek diye. Bir türler yapmışlar bu iki kolunu etrafından çıkan türler var ya. O 5 dakikalık sekans boyunca full CG o türler. Ve bayağı gerçekçi gözüküyor. Sürekli dalgalandıkları sahneleri diyorsun evet, değil mi? Evet evet. Böyle eşit şekilde dalgalanıyorlar tüller sürekli. Türler full cc'ye yani. Yani. O sırada da böyle duruyor kadın. Ya e, arkadaş gibi. sudan zıplayanlar, uçanlar Saçma sapan halı atma var. Savaş sahneleri. Yani ya şey de çok etkileyici. Bu kadar aptalca şeylere bu kadar para nasıl dökebiliyor bu herifler ya diyorum. Ya görsel olarak ondan görsel sonra... şölen meraklısı yani demek ki on... halk yani. Ve onlar diyor ki abi işte ondan sonra diyorum ki işte şimdi Avengers'lar, Avengers'lar niye izleniyor abi bu kadar? Yani tabii ki bir yerde hikayesi ve kahramanlar için ama görsel şölen. Yani sonuçta sinemanın blockbuster sinemacılığın diyelim yani çok pahalı, çok büyük film yapıyoruzculuğun temeli görsel şölene dayanıyor. 74'ler Star Wars'la başladı biliyorsun blok bastırcılık. Star Wars'dan beri görsel olarak büyüleyebildiğin sürece insanları büyülüyorsun aslında. O yüzden herifleri de şey açısından takdir ediyorum. Hollywood'a bırakmıyorlar bir tek bu işi. Çin mesela şey. Ne yapıyorsunuz abi oluyorsun. Çinliler. Ben mesela Çin CGI'larına hep şey oluyorum. Ya yani yine bokunu çıkarmışsın. Bir çok Sen hiç mi oluyorsun yani? Birçok Çin filmi bundan daha iyi değil mi? Estetik olarak belki. Ama CGI olarak şey oluyorum böyle. Ne bileyim. İpman filan gibi filmler de var. İpman'ı izledin mi sen? Hı hı. İzletmiş miydim ben sana? Yani CGI o kadar var var ama yok ki. Anladın mı? Herifler çünkü yine işte şeycilik e, Hong Kong tipi dövüş sanatları tarzında iyi dövüş filmi çok iyi çıkarabilir. Ama böyle destan çıkartmaya çalıştılar mı? O kadar iplerde savruluyor ki millet. Yani şeyi ben anlamıyorum. Bahubali absürtlüğünü yediriyor. Çok absürt. Ama yediriyor. Marvel filmleri de absürtlüklerini yediriyorlar. Uçan adam var lan. Ama yiyorsun. Yani Bahubali de uçan kaslı adamı sana bir şekilde abi bak biz de komikliği hafif falan diyor yediriyor. Çinliler galiba o destanları ciddi ciddi anlatmaya çalıştıkları için yediremiyorlar. Çünkü Çinli'de böyle çok ciddi herkes sürekli böyle vatan hmm. elden gidiyor ne yapıyoruz 25 metre zıplıyordum abi baba filan. Ya Çin filmlerinde de hakikaten şey, çok, şey çok hissediliyor ya. Bir sürü savaşçı ve asker var ve yaşamlarının hiçbir önemi yok. Hmm. Bu çok hissediliyor. Bir de devlet onayından her geçiyor ya bütün filmler orada. Ha, her ha. an feda edilebilirler. Orada 5 kişi ölmüş, 10 kişi ölmüş, 15 kişi ölmüş. Hiç önemli değil. İnsanın hiçbir değeri yok filmde ya. Yine soylu değilsen hiçbir değerin yok. Askerlere veriyorlar yarasa çok çorbasını. Veriyorlar ya. yarasa çorbasını. Neyse hanım haftaya ne izleyeceğiz? Ee, senin hakkında bir şey yoksa ben yok. çok başka, bambaşka bir şey önereceğim. Şeytan 2. Türk filmi önereceğim biliyor musun? Ha. Eski bir Türk filmi önereceğim. Buzlar Çözülmeden. Allah Allah. Hı -hı. Peki okey. İzzet Günay başrolde Bahubali gibi bu film de altı altının genel havasıyla hiç alakası olmayan bir film. Ama bu ara çok e, çeşitli vesilelerle konuştuk. E, benim kanalda bu filmi ben önerdim benim arkadaşlara sık sık. Bir bakın YouTube'da bulursunuz İzzet Günay başrolde başrollerden birinde diyelim. Buzlar Çözülmeden diye siyah beyaz bir eski Türk filmi. Peki arkadaşlar gelecek hafta görüşürüz o zaman 6.6'da. Youtube görüşürüz. Twitch sen bir yere kaybolma.